Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Türkan Göksal Özbalta, güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisinden faydalanıp binaların enerji etkin şekilde düzenlenerek büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi. Profesör Doktor Özbalta, Trakya Üniversitesi'nce düzenlenen bir çalıştaya katılmak için geldiği Edirne'de, Türkiye'deki toplam enerjinin %40'ından fazlasının binalarda kullanıldığını ifade etti. Binalar enerji tüketiminde çok önemli bir paya sahip. Toplam enerji tüketiminin neredeyse %50'si diyebiliriz, %40 ile %50 arasındaki bir bölümü binalardan kaynaklanıyor. Hepimizin bildiği gibi temel olarak fosil yakıtları tüketiyoruz. Dolayısıyla atmosfere salınan emisyonlar da çevre sorunlarını ve iklim krizini beraberinde getiriyor. O nedenle enerji etkin bina adını verdiğimiz düşük enerjili bina, pasif bina veya neredeyse sıfır enerji binalar çok gündemde. Yaklaşık sıfır enerji binalar tabii ki çevre dostu binalar olarak adlandırılır. Fosil yakıt kullanımından ziyade enerji gereksinimin büyük bir kısmını yenilenebilir enerji adını verdiğimiz rüzgar, jeotermal veya güneş enerjisinden karşılayarak daha az atmosfere emisyon salgılanmasını hedeflendiği binalar olarak adlandırılabilir. Elbette ki yeni binalarda hani tasarım başlangıcında önlemler alarak enerji etkin bir bina yapmak mümkün. Ancak dediğiniz gibi önemli miktarda bina stoğumuz var. Mevcut yapılarında iyileştirilmesi tabii ki söz konusu. Tabii ki ilk yapılacak şey yalıtım önlemlerinin alınması. Zaten yeni binalarda yönetmeliklerde bizi enerji etkin bina yapmayı zorunlu kılıyor. Mevcut binalarda da yalıtım önlemleriyle beraber güneş enerjisinden yararlanma olanaklarını değerlendirmek mümkün olabilir. Ülkemizin özellikle Ege ve hani Güney Anadolu kesimlerinde çatılarda biliyorsunuz yaygın bir şekilde güneş toplaçları kullanılır. Sıcak su eldesi mümkündür. Yine havalı toplaçlarla hani ısınmaya katkı sağlanabilir. Onun dışında güneş enerjisinden elektrik enerjisini ürettiğimiz fotovoltaik paneller vardır. Onların çatıya entegre edilerek bir çatı malzemesi olarak veya cephede farklı işlevler üstlenerek o malzemelerin, elemanların kullanılması mümkün olabilir. Ve rüzgar enerjisi hani biz genellikle sanayi tipi rüzgar güllerini biliyoruz ama çatıda veya bahçeye monte edebileceğiniz çok farklı tipte ev tipi adını verdiğimiz rüzgar gülleriyle de güneş enerjisinden temiz yani enerjiden yararlanmak mümkündür. Bulunduğunuz bölgeye göre jeotermal enerjiyi kullanmak da mümkün olabiliyor. Hani biliyorsunuz yurt dışında bazı ülkeler bütünüyle bir kenti veya bir ülkenin ısıtması jeotermal kaynaklarla yapılabiliyor. Rüzgar, enerji ve jeotermal aslında ülkemiz açısından inanılmaz bir potansiyel barındırmakta. Bunları mimariye herhangi bir şekilde entegre ederek temiz enerjili binayı yakalama şansımız elbette ki mümkün. Şöyle bir hesaplama vardır. Örneğin 1 kilowatt gücünde yaklaşık 4 tane mesela fotovoltaik panel ile işte 2-3 kişilik bir ailenin elektrik enerjisi karşılanabiliyor. Hani Avrupa'da bu böyle. Tabii ki bu ülkelerin bulunduğu konumlara göre de hani güneş ışınım şiddetine bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Yani sıcak su eldesinde ise hani 2 metrekarelik bir güneş toplacı ile biz yani ısıtma sıcak su eldesini sağlayabiliyoruz. Hatta fazlasıyla da ısıtma bina ısıtmasına katkı sağlanabilir. Mümkün. Tabii ki ülkemiz zaten hani bulunduğumuz enlem itibariyle güneş enerjisinin ikinci derecede yararlanabilir bir bölgede yer alıyoruz.